Bu şirketi Gallup kapitalizmin başkenti ABD'de 2016 yılında özel bir anket çalışması yürüttü dostlar. Bu ankette katılımcılara çok çeşitli konulara sıcak bakıp bakmadıkları soruldu. Bu listedeki son madde ise çok fazlasıyla dikkat çekiciydi. O madde Amerikalıların sosyalizm fikrine sıcak bakıp bakmadıklarını sorguluyordu. Çok ilginçtir. Bu araştırmaya katılanların tam üçte biri sosyalizme sıcak baktığını ifade etti. 50 yaş ve üzeri grupta bu oran dörtte bire düşerken 18-29 yaş grubunda şaşırtıcı bir biçimde %50'yi zorluyordu. Yani belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar genel olarak sosyalizm fikrine soğuk baksalar da her iki gençten bir tanesi sosyalizmi sıcak karşılıyordu. Bir başka deyişle sonuçlara göre yaş oranı düştükçe sosyalist ideolojinin kabulü de artıyordu. İnternet gençliğinin yaşlılara oranla daha kolektif bir bilinçle yetiştiğini söylemek aslında mümkün. Belki 60'lar ya da 70'ler kuşağındakiler gibi öyle Vietnam savaşı karşıtı gösterilere ya da Taksim meydanındaki emperyalizm karşıtı solcu eylemlere sıklıkla katılmıyor ya da öyle fabrikalar ve tarım arazilerinde elde orak ve çekiçle üretime doğrudan dahil olmuyor olabilirler. Ancak bu yeni jenerasyon yazılım platformları olan GitHub ya da Ruby gibi alanlarda birbirini görmeden birlikte yazılabilirler. Zılım üretiyor. Reddit ya da Quora gibi platformlarda birbirlerinin sorularına çok detaylı yanıtlar veriyor. Projeleri için paraya ihtiyaç duyduklarında Kickstarter gibi kitlesel fonlama platformlarından birbirlerini fonluyor. Çok kızarlarsa Anonymous altında bir anda örgütlenip sitelere ekliyor. Sakinleşmek istediklerinde de soluğu Twitch platformu üzerinde alarak burada hep birlikte dijital oyunlara ve e-spor dünyasına dalıyorlar. Yeni nesil üretimi de, eğlenceyi de, çatışmayı da dijitale taşımasını ve sanal ortamda örgütlenmesini çok iyi biliyor. Ve işte bu yeni nesil dijital solcular orta vadede dünya ekonomisini de devralmaya hazırlanıyorlar. Nasıl mı? Şöyle 40 yaş altı Amerikalılar an itibariyle ABD mal varlıklarının toplam %7'sine sahipler. Geri kalan %93'lük mal varlığı ise 40 yaş ve üzerine ait. Ancak ebeveynler yaşlandıkça ve öldükçe halelen mal varlıkları da el değiştiriyor. E, buna göre de her 5 yılda bir 1.3 trilyon dolarlık mal varlığı gençlerin eline devriliyor ki bu da %5'lik bir ekonomik varlığın el değiştirmesi anlamına geliyor. The Economist'in araştırmasına göre 2042 yılında milenyum kuşağı sadece ABD'de toplam 22 trilyon dolarlık bir mal varlığını yönetiyor olacak. Peki internetten kolektif bir yaşam süren, ev ve araba almaya soğuk bakan, mülk edinmeyen, sosyalizme sempati duyan gençler ele geçirecekleri bu devasa kaynakla acaba nasıl bir sistem kuracaklar? Sosyalizm sizlerinde bildiği gibi geçmişte birçok ülke tarafından farklı modellerde denendi, ancak komünist manifesto'da tarif edilen haliyle öyle pek de başarılı olamadı. Marksçı komünist manifestonun o kanlı devrim önermesi devletleri halka rağmen halkın kurtuluşu gibi böyle tezat bir yaklaşıma itti. Bundan ilham alan Sovyetler ya da Doğu blok ülkelerinde devlet terörü en ağır biçimde ve şekilde tecrübe edildi. İnsanların bireysel ihtiyaçları ve özgün kimlikleri göz ardı edildi. Kimin neyi sevdiği önemsenmedi. Toplumun ihtiyaçlarına da merkezi planlamacılar karar verdi. Hesapça herkesin babası olan politbüro kaynakları halka hakça dağıtacaktı ancak öbeklenen güç hızla yozlaştı. Neticede de zamanla liyakat zayıfladı, partiyle ilişkileri iyi, olan iyi olanlar yetenekli ve becerikli olanları solladı, merkeziyetçi yönetim sonucu halkın ihtiyaçları doğru anlaşılamadı ve haliyle de zamanında karşılanamadı. Kayısı bekleyen Ukraynalılara tonlarca patates, domates bekleyen Kazaklara tonlarca patlıcan gitti. Merkez büroya zıt gidenler gloklarda hapsedildi. Üstlerine yaranmaya çalışanlar yaptıkları zamansız testler ile Çernobil'i havaya uçurdu. Son Sovyet lideri Gorbaçov, Sovyet birliğini dağıtan ve bardağı taşıran son hamlenin Çernobil faciası olduğunu bizzat kendisi itiraf etmişti. Komünist ve sosyalist ideoloji Marx Engels anlatılarına uygun bir modelde başarılı olamadı. Lenin ya da Stalin tarafından yorumlanan haliyle de öyle pek tutmadı. Ancak bir ülkenin bu anlayışı modernize ediş ve kullanış biçimi öylesine büyük bir fark yarattı ki işte bu incelenmeye fazlasıyla değer. Hangi ülkeden söz edeceğimi tahmin ediyorsunuz. Dünyanın en büyük iki ekonomisinden birisi haline dönüşen Çin Halk Cumhuriyeti'nden söz ediyorum. Gulakların yerine Uygurları asimile ettikleri kampları ya da bürokratlar nezdinde saatin rüşvetleş eş anlamlı hale geldiği coğrafya olma özelliğini taşısa da Çin hem kurduğu serbest bölgelerde kapitalizmin zenginliğinden yararlanıyor hem her insanın kendi ihtiyaçlarına uygun bir yaşam sürmesine olanak tanıyor hem de özel mülkiyete, yabancı yatırıma ve girişimciliğe yeşil ışık yakıyor. Diğer taraftan da komünizmin o tek partili Big Brother yapısından yararlanıyor. Geliştirdiği devasa yapay zekayı destekli izleme sistemleri sayesinde halkın ihtiyaç ve eğilimlerini Sovyetlerin hiçbir zaman başaramadığı bir hassaslıkla ve incelikle ölçüyor. Ve pandemi gibi devasa bir krizi bile kameralardan kimin kimlerle ne şekilde temaslı olduğunu anlı tespit edip tecrit ve karantinayı tam zamanında uygulayarak birkaç ay içinde hızla durdurabiliyor. Bilmiyorum gördünüz mü ama yani Covid-19'un merkez üssü olan tabii bir zamanlar Wuhan'da halk yeni yıla partileyerek girdi. Dostlar, gençler birlik ve beraberlik duygularını internetten doyasıya yaşıyor ve farklı ülkelerdeki sıkıntılardan da hızlı haberdar oluyorlar. Bu sebeple çoğu milliyetçi değil. Çünkü farklı milliyetlerden insanlarla birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve birlikte eğlenmeye zaten çoktan alıştılar. Dijital sistemler ise yapay zeka sayesinde artık her bireyin kendi ihtiyaçlarını tespit etmede çok daha başarılı. Uber ya da Airbnb gibi yaygınlaşan paylaşım ekonomisi araçları her geçen gün mal sahibi olmayı biraz daha anlamsız hale getiriyor. Çin'in liberal yaklaşımı dikkate alan ancak paylaşıma dayalı komünist modeli ise en büyük dünya ekonomisi olmaya aday. Tüm bunlar bana yapay zeka destekli merkezi bir sistemin egemen güç haline geleceğini, bu gücün veriye dayalı karar alım yapacak olmasından dolayı adil kalacağını ve geniş topluluklar tarafından kabul göreceğini, nitel verinin etkisini kaybetmesiyle birlikte torpillerin ya da yaranmanın azalacağını, ihtiyaçlarımızın daha aklımızdan geçerken hatta geçmeye başlarken tespit edileceğini ve en doğru şekilde karşılanabileceğini açıkçası düşündürüyor. Gelecek yeni model bir sosyalizmle geliyor. Gereğini yapın.